Teşekkür ederim. Al bakalım, al bakalım. Hayran mı içeceğiz burada ya? Şişirir davul gibi yapar kızım. Kola içseydik bari. Ne be? Yok kola bitmiş. İç işte ayrılığında bir zahmet. Nereden biliyorsun buraya geleceklerini? Biliyorum, her akşam buraya geliyorlar çünkü. Ay benim çişim geldi. E git tuvalete. Deli misin be, gider miyim ben burada tuvalete? Doğru doğru, tut tut. Ya Leyla, nereden getirdin bizi buraya ya? Ne be? Ama konuştunuz ha. Susun bir. Ben Adana isteyeceğim. Adana erken çıkar. Şşşt. Bir tane yuvarlarım var. Bunlar mı? Şunu açma abi ya. Baksana kokusu buraya geliyor. Abi ya, yap bize şimdi üzere. Git. Of. Gözlüğü niye takıyorsun ya? Şalgını yaptırdık bu. Tamam. Kamiler, bardaklar. Şşşt. Lan yine rakı mı içeceksiniz? Ne içelim Kamil abi? Şalgam mı içelim? Aslında şalgam da fena olmaz ha. Kızım bunlar bildiğin amele. Abicim şuraya bir baksanıza ya. Oğlum bunlar gelir miydi lan buraya? Bana bakıyor lan. Sana ne baksın? Gülümsüyor lan. Oğlum ne gülümsemesi ya? Sütten kestin lan kızı. Ne alakası var? Evet, ne yiyoruz beyler? Abicim bana bir acılı Adana. Sen abicim. 1,5. Sen abi. Sen bana köfte at. Bir hesap lütfen. Hemen geliyor ablacığım. Sen de mi buradaydın? Biz de buranın köftesi güzel diye onu yemeye geldik. Ya iyi oldu aslında seni gördüğüm. Ben sana teşekkür etmek istiyordum. Senin battaniyelerin bende kaldı. Battaniye mi? Vaktiniz varsa buyurun. Leyla. Ne zaman gelip isteyeceksin bizim kızı? O evlenmez o. Çok parası var onun. Para biriktiriyor. Salak. Patronun kızı bu. Adamlık dilim dondu. Niye gülsün ya? Ay, doğru. Şunlara bak canım. Ay gözlerim yaşardı. Ben içmem. Eğer bunu içersen sevgili oluruz. Peki ya içmezsen? Ömür boyu iki yabancı oluruz. Thank you.
Bu dışarıdaki karavan ne? Ben yıllarca onda yaşadım. Şimdi bozuldu. Tamir edince yine geçeceğim. Hmm. Ne yapıyorsun sen? Bir şey yazıyorum. Bir şey yazıyorsun. Ne yazıyorsun? Söyleme. Bu ne? Ya İskender ne o? Ya ver onu bana. Ya İskender neydi o? Hiçbir şey. Ya. Bu kim? Deden mi? Ustam. Marangozluktan ne öğrendiysem ondan öğrendim. Başka fotoğrafın yok mu? Yok. Çocukluk fotoğrafın da mı yok? Yok. Ben böyle doğdum. Ya saçmalama, insanlar böyle doğar mı hiç? Ben doğdum. Nerelisin sen? Biliyor musun, benim babam İzmirli, annem Trabzonlu. Ha. Ben Karadeniz yemeklerini çok severim. Muhlama biliyor musun? Ya bir tek onu bilmiyorum ama başka hepsini biliyorum. Bir de ben çok güzel Karadeniz türküsü söylerim. Sen, Karadeniz türküsü. Söyle. Utanırım, söyleyemem. Hadi kendin söyledin, hadi söyle. Ya hayır. Hem böyle söyle deyince söyleyemem ki. Peki. Ama gülmeyeceksin, tamam mı? Tamam, söz, gülmeyeceğim. Biz arkadaşlarla balıkçılık yaparız. Balık satarken ekmek parası davasına söylediğim bir şarkı var. Sizin gibi hanımlara, beylere göre değil. İsteriz, isteriz. Madem o kadar çok istiyorsunuz, o şarkıyı söyleyeyim size. Günah benden gitti. Ey kız balık mı aldın da yoksa koca mı aldın? Ey kız balık mı aldın da yoksa koca mı aldın? Kör müydü gözlerin? Oh, oh mini kız. Onu gece mi aldın, onu gece mi aldın? Bu koku ne? Ne sürdün? Neden? Bilmem. Bana çocukluğumu hatırlattı. Tam tanımlayamadım ama huzurlu bir şey. Berber sürt. Artık beni hatırlatır sana. Sen yârim idun, sevdum idun, söz vermiştuk ölümüne, sen benim idun. Alnımıza yazıldı yar, bu kara yazı. Söz vermiştuk, tutamadık biz sözümüzü. Dilerim ki beni hiç unutmayasın. Ölene kadar hep benim yârim olasın. Stresten bayılmış. Kansızlığı da var. Ben biraz bir şeyler yazdım ona, ilaçlar. Bunu düzenli kullanırsa bünyesi daha dirençli olacak. Seni hiç terk etmeyeceğimi söylesem, beni sevebilir misin?
ben. Açık bırakmışım, unutmuşum. İyi bari gel bir kese at hadi. Daha değil. Çık, duş alacağım ben. Yok, sen o hakkını kaybettin. Tamam hadi gel, tut elimi. Oh! İyi miymiş? Ne yazıyorsun yine? Söylemem. Söyle. Ne söylemem? Bak boğarım seni, söyle. Ya söylemeyeceğim işte. Kız söyle. Hadi söyle. Hayır. Bak boğarım seni. Ya söylemem. Bak boğarım seni. Boğarım seni, söyle çabuk. Ya İskender kalk yatmışsın gene. Ya biraz daha uyuyayım ne olur. İskender. Hı. Beni seviyor musun? Ne diyorsun kızım? Ne bu sabah sabah senin böyle keyfin yerinde? Ha? Ha? Deli. Ne gülüyorsun sen? Ne gülüyorsun? Gel buraya. Leyla? Salonumuz burası olsun. Tam buraya şömine de yapacağım. Kışın hem manzara seyreder hem de şöminemizi yakarız. Tam senin istediğin gibi. Salonumuzda kuzinemiz de olacak. Kestane neredesinde pişecek? Evet. Bak ne diyorum biliyor musun? Şurayı da misafirlere oda yapalım. Onlar da ormanı seyretsinler. Bu tarafta bahçe olur. Böyle domates, biber, patlıcan falan ekeriz. Biraz da bostan olur ha. Ne dersin? Leyla? Burası yatak odamız olsun mu? Uyuması çok keyifli bir yer. Çok mu sevdin? Evet. Çok huzurlu. Teşekkür ederim. Niye? Beni çok mutlu ediyorsun. Senin de artık doğru düzgün bir evin olacak. Benim evim sensin. Thank you.
Rakı mı içeceksin? Beraber içeceğiz. Ben içmek istemiyorum. Eğer bunu içersen ömür boyu mutlu oluruz. İçmezsem? Artık bir evimiz olmayacak. Hani senin evin bende? Aşkım. Yine üstüme bir şeyler yazıyorsun ama sadece aşkımı yakalayabildim. Gerisini anlayamadım. İşten ayrılmamı ister misin? Sen nasıl istersen tatlım. Ayrıl tabii. Ben sana bakarım. Seni huzursuz eden bir şeyler mi var? Çocuk yapalım mı? Bilmem. Hiç düşünmedim. İyi misin? Yapsana. Neyi? Şeyi. Sevişmek mi istiyorsun? Şey. Masaj. Dur sana sıcak su dolabını da getireyim. İnce görmelisin. Masada 16 tane kırmızı top olması lazım ama 15 tane var. Öğrendin mi? Neyi? Kafamın içinde bir silgi var. Her şeyi siliyor. Artık sen de biliyorsun. Ayrılmalıyız. Saçmalama. Ne diyorsun sen Allah aşkına ya? Bir gün seni terk edeceğimi söylemiştin. Unutmamışsın. Nasıl unutabilirim? Sen söyledin. Yani beni terk mi ediyorsun? Ben değil ama aklım terk ediyor. Çok yakında hiçbir şey hatırlamayacağım. Çok korkuyorum. Ben ikimiz için de hatırlarım. Olmaz mı? Eğer hemen ayrılırsak çok acı çekmeyiz. Anılar gittikten sonra aşkın ne anlamı var ki? Bana iyi davranmana gerek yok. Çok yakında hiçbir şey hatırlamayacağım.
Bırak beni İskender. Tamam. Şu topu şuraya sok, söz ayrılacağım senden. Neden ağlıyorsun? Hani sen ağlamazdın, sümüklü sulu göz. Neden yanımda olduğunu bile hatırlamayacağım. Beni neden sevdiğini bile bilmeyeceğim. Ben her zaman bileceğim. Ben de sevdiğin her şeyi kaybedeceğim İskender. Gözlerimi, gülüşümü, ruhumu. Seni tanımayacağım. Anılarımı hatırlamayacağım. Senin kim olduğunu bile bilmeyeceğim. Ben her zaman senin kim olduğunu bileceğim. Biz ne zaman evlendik? Şubat'ta. Kaçında? 8. Benim adım ne? İskender. Senin? Leyla. Dikkat et. Mutfaktan da uzak dur. Tamam mı? Tamam. Ha, akşam eve erken gel. Neden? Dışarı mı çıkmak istiyorsun? Unuttun galiba. Bugün annenin doğum günü. Şu benim kafayı yemiş doktora bir de sen görün istersen. Ha? Tamam. Defne, iyi misin? Bir şey mi oldu? Onu görmen lazım İskender abi. Sana ihtiyacım var. O hiç gitmedi. Hep buradaydı. Babamın korkusundan gelip sana söyleyemedim. Geçen gün avucun içinde buldum bu kağıdı. Sana yazmış ama yollamayı unutmuş. Sevgilim, bir tanem. Aklım beni yine terk etmeden sana yazmak istedim. Bugün daha iyiyim. Ya da ben öyle zannediyorum. Seninle tanıştığımız o döner kapı, bilardo salonu, bana anlattığın hikayeler, bakışın, kokun, öfken. Her şeyin aklımda. Öfken demişken, onu kaybetme. O seni güçlü yapan tek şey. Beni merak etme. Kendine hoş birini bul ve mutlu ol. Sen bunu bilmezsin ama iyi bir kocaydın. Bunu biliyorum. Çünkü ben senin karındım. Buyurun beyefendi, yardımcı olayım. Nereye gidiyorsun kardeşim? Sen de kardeşim nereye gidiyorsun?
Seni almaya geldim.